İyi akşamlar efendim. Bugün çok acılı bir gün. Çok hüzünlü, çok ibret verici bir gün. Ve program akışları da bundan etkilendi. Herkes bir yere gitmiş. Bir nevi genel panik ve hüzün havası var. Böyle bir ortamda ben programı tek başıma sunacağım. Vaka çoğu insan benim programı daha çok vakit kazanmak, daha çok şey söylemek için tek başıma sunmamı istiyor. Çoğunluk istiyor onu aslında. Fakat benim için yorucu oluyor. O bakımdan ben bir arkadaşla sunmak taraftarıyım daima. Ama bugün ben sunacağım size. 250'yi aşkın insanımız canını verdi. İhmaller, umursamazlıklar, vurdum duymazlıklar insana saygı duymamanın yarattığı körlükler yüzünden. Hemen şunu söyleyeyim. Almanya mesela bu madencilik, özellikle kömür madeni açısından yoğunluğu bizim 3, 4, 5 katımız olan bir ülke. Bu Almanya'da 50 yıla yakındır, 45 yılı aşkın bir süredir bir tane işçi ölmemiş herhangi bir kazada. Başka bir şey. Belçika'yı bilirsiniz, küçücük bir ülke. Hani eti ne, budu ne diyeceğimiz küçüklükte bir ülke. O biliyorsunuz bu maden ocaklarını, bu kömür ocaklarını kapatmıştır. Buralarda insan çalıştırmanın insan haklarına aykırı olduğunu, açıkça insan hakkı ihlali olduğunu söylemiştir. Gerekçesi nedir biliyor musunuz? Hiçbir kaza olmasa, hiçbir aksaklık olmasa ve çalışan insan oradan düzgün bir şekilde emekli olsa, orada bütün ihtimamlara rağmen teneffüs ettiği zehirli hava onun yaşama süresini etkiliyor. Hasta olma riskini artırıyor. Onun için insan haklarına aykırıdır dedi ve bu gerekçeyle kapattı buraları. Şimdi gelin Türkiye'ye. Bugün Türkiye'yi yöneten kadronun baş efendisi durumunda olan başbakan koltuğuna oturan zatı dinledim. Bu elim, bu feci, bu yürekler yakan yarı katliam kaza ile ilgili. Yarı katliam. İki şeyi öne çıkarıyor. Başbakan ummalı zat. Bir, olur böyle vakalar. Nihayet madenciliktir diyor. Madenciliğin, maden işçiliğinin kaderidir bu. Kader, kader kelimesi. Mihverde o. Bu kader kelimesini ne kadar duyarsanız dine ve Allah'a ihanetin o kadar yapıldığına hükmedeceksiniz. Çünkü bu bugünkü manasıyla kullanılan kader Kur'an'ın kabul etmediği bir kader anlayışıdır. Emevi despotizminin
müşrik Emevi çocuklarının İslam'a sokup yönettikleri zulümleri altında inlettikleri kitleleri uyutmak için, bastırmak için kullandıkları Kur'an dışı şeytani müşrik bir kavramdır. Kur'an'daki kader tabiat kanunları anlamındadır. Bu kadar basit. İnsanın fiilleri, eylemleriyle bir alakası yok. İnsanın kaderi diye bir şey yok. İnsanın alnına yazı diye bir şey yok. Bu Emeviler döneminde tedarik edildi. Kaderle ilgili söylemleri Hasan el-Basri'ye açıldığı zamanda o tabiun döneminin ittifakla en büyük insanı olan Hasan el-Basri, Allah'ın düşmanları yalan söylüyor diyor Emeviler için. Aynen tabiri budur. Allah'ın düşmanlarının her devirde uzantıları olmuştur. Şuurlu veya şuursuz. Bugün de vardır. Bugün onların kader anlayışlarından birini dinledik. Birkaç sene önce tren faciasında 40 kişi öldüğü zaman da bunu dinlemiştik. Kaderleri öyleydi. Allah ile aldatmanın en sefil, en iğrenç, en aşağılık şeklidir bu. Bunlar olur diyor anılan zat. Bu işin kaderi budur diyor. Burada garipsenecek bir şey yok. Değerli dinleyenlerim, şu an itibariyle 250 kişi ölmüş. Yerin altında o rakama yakın insan var. Gıdım gıdım, ufak ufak, ağır ağır, küçük küçük söylüyorlar, alıştıra alıştıra. Olabilir, tamam. Ama o kadar daha insan var. Ve 30 saati geçti. Onların ne kadarı canlı geri dönecek? Bunu da düşünün. Böyle olduğu halde 250 insan gitmiş. Ve bu işin kaderidir diyor. Kim diyor bunu? Türkiye'yi yöneten kadronun baş efendisi olan kişi diyor bunu. Daha feci bir şey. Allah ile aldatmada bugüne kadar kırdığı rekorların bir yenisini kırıyor. Diyor ki, Kur'an kurslarında hatimler okutuyoruz ölenler için. Neresinden tutacaksınız? Ne demek ölenler için hatim okutmak? Kur'an ölenler için hatim kitabı değildir beyefendi. Bunu sen din zannediyorsan böyle bir din yok. Bu dinin bir peygamberi var. Onun hayatında bu dediğin yok. Siz peygamberin ölenler için hatim okuttuğuna dair hurafe kitaplarında bile bir kayıt gösterin bana. Yoktur. Kur'an ölenler için hatim, afsun, üfürük kitabı değildir. Yaşayanların haklarını korumanın, emeklerine saygının kitabıdır. Sen o hakları ve emekleri ayaklarının altına alıp çiğniyorsun. Efradına, ekiplerine talan ettiriyorsun. Sonra da 250 insanın arkasından adeta onlara sövercesine biz onlar için hatim okutturuyoruz diyorsun. Yazıklar olsun. Senin hatimine mi ihtiyacı var onların? Ne demek hatim okutmak? Nereden çıkardın bunu? Onların hakları ne olacak? Onların ailelerine senin söyleyeceğin bu mu? Ha? Onlara cennet vizesi vermek için Allah sana mı muhtaç? Sen bir defa hatimden, Kur'an'dan bahsetmek için ağzındaki maun kirlerini temizle. O haramları temizle ağzından. Sen ve ekibin, ondan sonra hatimden, matimden, bilmem neden bahset.
senin Kur'an'la caka yapma gibi bir yetkin, bir hakkın olamaz. Kur'an diyor ki, bana tertemiz olanlardan başkası dokunmasın. Bunun buldunuz kolayını. Bunu abdeste indekslediniz. Abdestliysen dokunursun. Peki abdestli adamın kanında yediği haramların domuz kanı dolaşıyorsa bu adamın abdesti Kur'an'a dokunmaya ehliyet kazandırır mı? Kur'an neresinde abdestsiz olan bana dokunamaz diyor. Sizin nerenizi tutsak Kur'ansızlık musibeti, melanete akıyor. Kur'an'ın dinine sizin uzaklığınız karınca yuvalarındaki karıncaların galaksilere uzaklığından daha fazla. Hatim okutuyorsunuz, öyle mi? 3 hafta kadar önce senin başında olduğun meclisin kürsüsüne bir araştırma önergesi getirildi muhalefet tarafından. Neydi o? Soma'da kaygı verici gelişmeler var. Can meselesi bu. Bunu tartışmaya açalım mecliste. Buydu. Reddettirdiniz. Bugün diyorsunuz ki, ben onu okudum, o teklifi, o önergeyi. Soma ile ilgili hiçbir şey yoktu orada. Ne vardı peki orada? Yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Ne vardı? Soma'da kaygı verici gelişmeler var. Bunu bir tetkike, araştırmaya, tartışmaya açalım diyen önergede ne olabilirdi başka? Peki Soma yoktu da ne vardı? Onu söyleyin. Daha vahim bir şey. Sizi ilahlaştıran yalakalarınızdan, onların en aşağılıklarından birisi şöyle bir demeç veriyor. Diyor ki, önergeyi veren CHP ısrar etmeliydi, etmedi. Yani verdiği önergede ısrar etmediği için CHP 250 kişi öldü, öyle mi? Ya böyle kahpe bir mantık olur mu? Siz 300 küsür milletvekiliyle gelen teklifi reddedeceksiniz. Sonra da 250-300 kişi ölüp gidince de ısrar etseydiniz, nasıl ısrar edecekti? Muhalefeti suçlamaya bakın. Bu en hafif tabirle çok kahpe bir mantıktır. Bu kahpeliktir. Şimdi tek çare kalıyor. Hatim indirtmek. Eğer Kur'an haksa ve Cenab-ı Hakk'ın kelamıysa, ki ben öyle inanıyorum, öyle olduğuna inanıyorum, o Kur'an sizi çarpacaktır, çarpsın. O Kur'an sizi çarpsın. Sizi zaten ondan başka çarpacak bir şey kalmadı. Sizi çarpsın o. Sizi çarpsın. Kendi kullandığı tabirle Rabbin batışı ile batış etsin. Tokatlasın, vursun, vezir-i zeber etsin. Çünkü sizin her icraatınız, her attığınız adım, her söylediğiniz kelime insana ihanet ve insan haklarını ihlal haline gelmiştir.
Gökler bile şikayetçidir bundan. Hatim indirtiyorsunuz öyle mi? Nereden çıkardınız bunu? Bir cana kıyan bütün insanlığı katletmiş sayılır diyen bir kitabın müminleriyle dolu olduğunu söylediğiniz bir ülkede sizin 250 tane mazlum insanın hayatını kaybetmiş mazlum ve mağdur insanın ekmek parası için. Onlar şehittir Hazreti Peygamber'in açık ifadesiyle. O insanların arkasından sizin söyleyeceğiniz bu mudur? Yani siz onları katledilmesine sebep oldunuz, azmettirici olarak, müsebbip olarak. Şimdi onlara Allah nezdinde iltimas ederek cennet mi vaat ediyorsunuz? Cennete iltimaslarında Kur'an'ı mı kullanıyorsunuz? Kur'an sizi çarpsın. Allah'ın o mazlum mağdurları cennete koymak için sizin maun haramları ile kirlenmiş ağzınızın laflarına mı ihtiyacı var? Sizde hayadan nasip yok mu? Hiç mi yok? Hiç mi yok? Bir yerde okumuştum sevgili izleyenlerim. Dört kitabın, Zebur, Tevrat, İncil, Kur'an, dört kitabın özeti şudur diyor. Bir cümle vermişti. Hiç unutmuyorum çocukluğumdan beri. Babam okutmuştu bunu bana. Büyük ihtimalle İbn Hacer el-Askalani'nin El-Münebbihat adlı küçük öğütler kitabında. Onu bana babam, Arapçam gelişsin, metinlere aşina olayım diye okutmuştu, unutmuyorum. Böyle küçük bir kitap. Diyor ki, اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاسْنَا بِمَا شِئْتَ. Unutmuyorum ben. 13-14 yaşında ezberlemişim. Hayadan nasibin yoksa istediğini yapabilirsin diyor. O haya nasıl bir haya? O hakkın insanoğluna yüklediği bütün ağır emanetlerin şuuruyla vücut bulan bir hayadır. Öyle, öyle rastgele bilmem ne yerken parmağımı ağzıma sokmayayım ayıp olur filan öyle bir şey değil. O hayadan hiç nasibiniz yok sizin. Allah şahit. O zaman idealem testahyi fesna bima şi'te. Ve siz de öyle yapıyorsunuz zaten. Pişkin pişkin. Hiç. Hiç. Hakkı gasp edilmiş, tekmelenmiş, ezilmiş, mağdur edilmiş, perişan edilmiş insanlar. Bir de konuştu mu haksız çıkıyorlar. Onların üstüne gidiyorsunuz. Onları sanki o kötülükleri onlar yapmış gibi doğduklarına pişman ediyorsunuz. Beyler, Allah'ı olan bir adam bunları yapmaz. Çünkü bunlar Allah'ın Allah'lığıyla asla bağdaştırmadığı şeylerdir. Allah'ın isyan ettiği şeylerdir. Allah'ı olan bir zihniyet bunu yapmaz. Tabii Allah derken ben bu Kur'an'ın Allah'ını kastediyorum. Evet, tekrar halkımıza başsağlığı diliyorum. Mazlumların acılarına iştirak ettiğimi ifade ediyorum. Onlar için dua, onların hayatlarını kaybetmelerine, ocaklarının sönmesine vesile olanlar için beddua ediyorum.
Kur'an'ı, Kur'an'a iltica ederek, Kur'an'ı da bu dua ve bedduada kelamı olduğu Cenab-ı Hak adına devreye girmek üzere iltica ile faaliyete yalvarıp, yakarıp davet ediyorum. Şimdi yarınki yazımı da söyleyeyim. Yazımı yazıp göndermiştim, köşe yazımı. Onun başına iki paragraf, bugünkü hadiseyle ilgili iki paragraf eklememi istediler. Vakit de düzgündü sevgili Merdan Yanardağ. Sen bana müsaade et, ben tamamen bugünle ilgili bir yazı yazayım. Zaten düşünüp duruyordum, yazdım. Başlığı da "O hatimler sizi çarpacak." Onu da bir okuyun. Sonra tekrar bu meselelere döneceğiz. Çünkü bu basit bir olay değildir. Basit bir acı değildir. Kaza maza değildir bu. Bu kaza süsü verilmiş bir yarı cinayettir, yarı katliamdır. Ve Türkiye'yi talan ettirenlerin, talan edenlere verdiği imtiyaz ve imkanların kötüye kullanılmasıyla vücut bulmuştur. Hani bir kısmı demişti ya, bu milletin A nokta nokta koyacağız diye, işte. Şimdi bu millet buna cevap vermezse, bu devam eder gider. Dua edin de bu zihniyet bir de gelip Çankaya'ya oturmasın. Oturursa siz o zaman felaketi ve faciayı göreceksiniz. Felaket ve faciayı o zaman göreceksiniz. Yakın vadede Türkiye'nin duçar olduğu katranlı kaderden kurtuluş yolunda adım atması için tek ümit o Çankaya'ya gelecek. Derde deva, sadre şifa bir cumhurbaşkanıdır. Onu da kaçırırsa bu millet, orada da yanlış yaparsa, orada da duygusallığa giderse, gitmeyeceğe benziyor. Muhalefet ilk defa benim de takdir ve dua ile desteklediğim bir davranış içine girdi. Bir ortak adayla muhtemel felaket ve faciayı, muhtemel musibet ve belayı önleyecekler diye düşünüyorum. Yoksa çok kötü olur. Türkiye ya tutsak bir ülke olur yahut iç harbe gider. Üçüncü ihtimal yok. Üçüncü ihtimal kurtuluş ihtimalidir. Bu işin hakkından gelecek vukuflu, şahsiyetli, dirayetli, yürekli, yürekliği cesur manasında kullandığım gibi insan sevgisi taşıyan yürek manasında da kullanıyorum. Böyle birisi lazım. Böyle birisi lazım. Dünyayı tanıyacak. Doğusu batısıyla. Bana göre doğudan bir dil, batıdan bir dil bilecek. Yağma Hasan'ın böreği değil, dünyanın geldiği yer böyle bir yerdir.
Dünyayı tanıyacak, bilecek. İdeolojiler arası muhasebeleri yapabilecek. Dünyayı tanımak bu demektir. Hangi başkentte hangi lokantalar güzeldir değil. Batıcılığı filan öyle anladıkları için bizim son 100 yılın nesilleri Türkiye'nin canına okudular. Hiçbirisi 20 yıl kaldığı kentte kütüphanenin nerede olduğunu bilmez. Ama serserilik yapılacak nere varsa onları deliğine kadar bilir. Onları bilir. Şimdi o bitti. O duvara tosladı o anlayış. Şimdi ne lazım? İdeolojiler arası muhasebeyi bilecek. Doğuyu bir dille, batıyı bir dille en azından bir dille okuyacak, anlayacak. Orta Doğu'yu çok iyi bilecek. Onu çok iyi bilecek. Tarihiyle, diniyle, kültürüyle, mümkünse diliyle. Orta Doğu coğrafyaları da Orta Doğu ülkeleri arası muhasebeleri çok iyi yapabilecek. Bakın bu bizi nereye götürüyor? Bu bizi Büyük Atatürk'ün şu sözüne götürüyor. 1920'lerde söylüyor bu sözü. Bakın. Diyor ki, bu ülkeyi yönetecek olanlar, bu milletin kaderi hakkında söz söyleyecek, muamele yapacak insanlar, sadece ufku görmekle yetinemezler. Ufkun ötesini de görmek zorundadırlar. Şimdi Türkiye geldi. Bunu diyen adamın kurduğu Türkiye, bunu diyen dahinin vücut verdiği Türkiye, okuduğu gazete yazılarını anlamaktan aciz adamlar arasında paslaşma konusu oldu. Okuduğu gazete yazılarını anlamaz. Ben bir eğitimci olarak, özellikle kutsal metinler, felsefi metinler uzmanı bir adam olarak, üniversitede 28 yıl bunu okutan bir adam olarak, hiçbirine 10 üzerinden 3 puan vermem. Hepsi sınıfta kalır. Bunlar bu ülkeyi nereye götürebilirler? Nereye götürebilirler? Bunlar dışarıdan emperyalizmin, içeriden Allah ile aldatmanın ve bir de karşılarındaki angutların zaaflarının yarattığı enerjiyle ayakta durdular ve durmaya devam ediyorlar. Yıllardır böyle. Ama bu bitti. Bu millet ya mahvolacak, ya abad olacak, ya berbat olacak. Vakit geldi. Vakit geldi. Bunu da tarihin ve Tanrı'nın huzurunda bir kere daha söyleyeyim. Daha özet bir şey söyleyeyim. Bu demin bahsettiğim vukufla bu birikim, bu yetenek, bu birikim tabirini Kur'an kullanıyor. Birikim sahipleri kitlelere uyarmazsa kitlelerin uğrayacakları akıbetlerden ve sebep olacakları günahlardan sorumlu olurlar diyor. Ulu-i Bakiye diyor. Birikim sahipleri. İlim adamları da birikim sahibidir. Düşünce adamları da servet sahipleridir. Özellikle üç. Şimdi bu birikime ek olarak Kur'an ve Mustafa Kemal sevgisi de olacak. Muhammed ile Mustafa'nın zulme karşı olmakta aynı çizgide oturdukları o büyük mirasını kucaklaştıracak. Batı emperyalizmi içeriden tuttuğu işbirlikçileriyle
bu birlikteliği, bu örtüşmeyi yok etti, parçaladı. Türkiye'nin temel ıstırabı budur. Muhammed ile Mustafa mirasının tekrar vukufla ve dirayetle kucaklaştırılması lazım. Aynen milli mücadele günlerinde kucaklaştığı gibi. 30 yıldır bunu söylüyorum. Türkiye'yi buradan yıkıyorlar, buradan vuruyorlar. Kırılma buradandır. Düşülen yer buradır, buradan kalkacaksınız. Tedbirinizi alın. Hiç umursamadılar. Kimi dedi ben camiye abone olamam. Kimi dedi ki bu ne diyor ya, bu da mollalıktan gelme bir adam. Şimdi hepsi belalarını buldu. İnşallah akıllanmışlardır. İnşallah. O kucaklaşma için yakın vadede tek şans var. O şansı milletin mukadderatını, Malazgirt'ten beri bu topraklara gelen ruhu, şuuru, imanı, geleceğe yönelik beka, ölümsüzlük kaygılarımızın esas besleyici unsuru görenler, bu benim dediklerimi iyi dinleyecek ve anlayacaklardır. Çok şey söyledim 30 yıldan beri. Garip bir şey. Bir tane ıskalama yoktur. Bir tane ıskalama yoktur. Bunu da söylüyorum. Bunda da ıskalama olmayacak. Bundan hem de çok emin olarak söylüyorum. Bazılarında mütereddittim söyledim. Zannı galibimle söyledim. Onlarda da ıskalamadım. Hiç. Bunu bütün vicdanımla inanarak 50 defa ölçüp 40 defa biçerek söylüyorum. İnşallah. İnşallah duygusallıklara mağlup olmazlar. Evet. Acılar devam ediyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Mazlum 250 insanın ailelerine Allah sabır versin, selamet versin, başka keder göstermesin, acılarını hafifletsin. Giden canların mekanları cennet olsun. Ki öyledir. Allah yalan söylemeyeceğine göre öyledir. Onların kimsenin hatimine matimine ihtiyacı yok. Bunlar uydurma, bunlar halkı kandırmaya yönelik yalanlardır. Kur'an'a, Kur'an hatmine saygısı olanlar, Kur'an'ın insana verdiği hakları sahiplerine verirlerdi. O zaman da zaten bu felaketler olmazdı. Herkesi utanmaya davet ediyorum. Hakları çiğnenenleri de haklarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Yala, suya teslim olmasınlar. Olurlarsa işte sonu bu olur. Acıyı ilk baş gösterdiğinde göğüslemeyenler onu büyütmekten başka bir işe yaramazlar. Bir büyük sufi düşünürümüz Kuşadalı İbrahim, 1845'tir onun ölümü. İslam düşünce tarihinde bir devrim insandır.
benim doktora tezimin de konusudur. Diyor ki, çileyi göğüslemezsen bu tepesine çıkmak zorunda olduğun yokuşu geriye yürümeye benzer. O yokuşu sana çıkaracaklar diyor. Geriye yürüyerek kendini aldatma. Bir an önce diyor, göğüsle zorluğu ve çık tepeye. Bizim milletimizde böyle bir zaaf var. Ucuzu buldu mu dayanamıyor. Allah ile aldatma bilmem, onlar bizim milletimiz aptal değil. Şeytana tersine pabuç giydirir. Niçin aldanıyor? Aldanmış gibi görün. Niye? Ucuz, kolay var orada. Kolay var orada. Yal var, yardım var, destek var, altın var, o var, bu var, var da var. Bilmiyor ki o kolaylarla çocuklarının yarınları mahvoluyor. İşte. Şimdi şu kahveden bir yudum alayım. Çok güzel bir kahve. Biraz soğudu. Neyse. Bugün çok sevinçle bahsedecektim. Hani kitaptan, aydınlığa da bir kitaptan bahsediyoruz. Öyle çok sevinçle bahsedemeyeceğim maalesef ama getirmişim bahsedeyim. Şu benim yeni doğan ikizler. Benim böyle çocuklarım var. Kimi tek doğmuş, kimi ikiz doğmuştur. Bu ikizler. İkiz doğdu bunlar. Şöyle arkadaşlar bir gösterirse. Bu birinci cildi, bu ikinci cildi. Çok güzel. Şimdi öpesim geliyor. Bakar mısın şuna? Akide şekeri gibi. Ne bu? Kur'an verileri ışığında tasavvuf ve tarikatlar. Parantez içinde küçük ismi İslam mistisizmi. Hayatımın ideallerinden biriydi bu kitabı yazmak. Yazdım iki cilt halinde. Yayınlandı. Çok mutluyum. Allah'a binlerce şükürler ediyorum. Şunu söyleyeyim, bu işin 40 yıl sevdalısı, eğiticisi, araştırıcısı olarak tasavvuf düşüncesini, tarihi, ekolleri, felsefesi ve kavramları ile dördünü bizden inceleyen, bu kıratta müstakil bir eser hiçbir dilde ben bilmiyorum. Bu saydıklarımın bir tanesini inceleyen eserler var. Monografik eserler. Efendim, tarikatlar tarihi. Mesela Mehmet Ali Ayni'nin. O manada meseleye bakan Mehmet Ali Ayni, bizim Darülfünun profesörlerimizden, onun tasavvuf tarihi var. Sadık Vicdani'nin, o da iyi bir araştırıcıdır, tarikatleri küçük küçük dört kitap halinde. Ve mesela Batı'da çok önemli araştırmalardan biridir. Alman bilim insanı Anmare Schimmel'in, Allah rahmet eylesin, ben onunla tanışıp sohbet etme imkanı da buldum. Hallaç araştırmalarındaki, o da iki cilt halinde yayınlandı. Beni en çok teşvik eden o olmuştur. Bu işin önemli uzmanlarından biriydi. Onun The Mystical Dimensions of Islam, İslam'ın mistik boyutları kitabı var.
Fakat dediğim gibi bunlar benim saydığım dört noktanın, yani tarih, ekoller, kavramlar ve felsefe. Bunun bir tarafını alır incelerler. Burada ise bu dört başlık aynı şekilde hiçbir öbürüne feda edilmeden, hiçbiri ikincil duruma düşürülmeden incelenmiştir. Şimdi bakın, bu eserde kaç bölüm var? Bu iki ciltte 14 bölüm var. 14 bölüm. Kur'an verileri ışığında tasavvuf ve tarikatlar. Bu bir tasavvufa övgüler kitabı değildir. Fakat bu bir tasavvufa yergiler kitabı da değildir. Kur'an ışığında tabirini bunun için koydum. Meseleye oradan baktım. Felsefi açıdan da baktım. Burada tasavvufun platonizmle falan 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 felsefeyle mukayeselerini de göreceksiniz. Ama rehber, nigahban olan eski tabirle Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü nihayet tasavvuf bir İslami disiplindir. İslam mistisizmi demişiz zaten kitabın adı içinde. Şimdi birinci bölümde bir genel bakış var. Tasavvuf kelimesinin kökü, doğuşu, tasavvufun tanımları, tasavvufun gayesi, tasavvufun mistik sistemler arasındaki yeri, tasavvufun özellikleri. Birinci bölüm bu. İkinci bölüm. Kur'an ve sünnetin mistik verileri. Tasavvufun belirleyici niteliklerinden biri de Kur'an'a ve Hazreti Peygamber'in öğretisine dayanmasıdır. Ha, sapmalar, kaymalar olmamış mı? Onları hepsini değerlendiriyoruz. Ama belirleyici o ikisidir. İkinci bölümde bunları inceliyorum. Müslüman'da.